Selam millet, Yuppie Psycho'nun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde Cadının Çekici adlı bir kitabı bulmak için bir görev aldım ve görevi kabul ettim. Ama çalışanlara bundan bahsetmemem gerekiyor çünkü bana SciCorp'ta verilen görev aslında standart bir çalışan görevi değil. O yüzden bunlara bahsetmeden 7. kata gidip kütüphanedeki o cadı çekiciyle alakalı şeyi bulmam gerekiyor. Bu oyundaki en zor şey kayıt sistemi. Her oyunun başında buraya kadar gelmeye çalışıyorum ve bu gerçekten çok sıkıntı. Bir fotokopi makinesi ama hiç kağıdım yok. Yapmam gereken şey şu: galiba bir kağıt ve bir de mürekkep olarak kayıtları bu şekilde almam gerekiyor. Son kez bir Hugo ile konuşayım. Sonra da 7. kata. Evet, 7. kat. 7. kata. Lanet. Hey, sisteme bağlandı mı? O bilgisayar biraz eski. Demek istediğim, içindeki yazılımlar güncel olmayabilir ama temel işleri halledebilirsin sanırım. Görevin neymiş, öğrendin mi? Evet, günlük işler diyebilirim sanırım. Öldürmek günlük bir işse tabi. Lan ne yaptın? Söylemeyecektik. Öldürmek mi? Birisini mi? Hayır. Hugo. Hugo, şirket şakaları. Hayır. Yo. Öldürmek. Zaman öldürmek. Çok güzel çevirdim lan. İşi hemen de kavradın. Şimdiden tembelliği düşünüyorsun değil mi? Yani evet, sanırım bu işin para kör oldu. O neden? Büyük şehri. Burada her şey çok hızlı ve çok farklı. Köyüme dönsem daha mı iyi olur diye düşünmüyorum. Değil. Buralara alışmak biraz vakit alır kanka. Endişelenme, emin dilediğin zaman yardım iste. Elimizden geleni yaparız. Bak, eğer gerçekten endişeliysen git kantine, biraz nefes al. Atıştır, sakinleş. Biraz. Bugün ilk günün. Hugo, seni okurken korkuyorum. Her an bana bu arada shift koşmayı. Son kez bir Sosa'yla da konuşalım. Bu arada gerçekten kantine gitmem gerekebilir. Merhaba. Sosa, bir şey söyle. Hadi ama, ben senin çalışma arkadaşım. Neyse. Envanterimizde neler var hemen bakalım. Bir tane Snickers. İki tane ekmek dilimim. Bu paralar galiba artacak benim yaptığım görevlere göre. Tamam, gidelim. Tamam. Aptal 7. kata gidelim ama onun öncesinde. Bu şirkette gerçekten garip olaylar oluyor. Buranın kilitli olmasına çok sevindim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Tamam, onlar normal çalışanlar. Normal çalışanlar. Asansöre bineceğim. Şu an 5. kattayım. Ama şuradan gofret satan bir otomat. Bir gofret 150 kredi, yeterince param yok. Hugo'nun fotoğrafı. Aynı çalışanların yer aldığı, ayın çalışanlarının yer aldığı fotoğraflar. Hepsinde de Hugo var. Hugo. Bunu odadan sen ayarladın değil mi? Büyük ihtimal sen ayarladın çünkü Hugo beni korkutuyor. Hugo sizi de korkutuyor bu arada. Neyse. 7. kata. 7. kat kütüphane. Pekala. Bu benim Sintra yapay zeka zımbırtısının dediğine göre kitap kütüphanede bir yerlerde. Bir kitabı elde etmek ne kadar zor olabilir ki? Daha önce bir kütüphaneye girerken hiç bu kadar tedirgin olduğumu hatırlamıyorum. Ya boş yapma be. Bizde bir gerizekalılık var bizde de ufak. Bu arada bir dakika, şuraya bir okuyacağım. Ekranda kütüphaneden bir kitap ödünç almak için R301 formu istenilen bilgilerle doldurulup SciCorp'un başvuru koduyla mühürlenmiş bir şekilde getirilmelidir. Bütün bilgiler arşiv odasında bulunabilir. Kitabın bilgilerini bulmam gerek. Bir bakalım. Ad, yayım yılı, yazar ve yayımcı. En azından adını biliyorum. Title: Hexenhammer. Şimdi geri kalan bilgileri arşiv odasında aramalıyım. Arşiv odası dediği şey de burası mı? Hemen bir bakacağım. Arşiv odası çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Hoşuma gitti. Sadece bir dakika, sadece meraktan. Hayır. Şunu da bir inceleyeceğim. Arthur dediği şeyi, yazarı. Bir de şeyi, tamam. Hemen şu arşiv odasına giriyorum. Burada o kitap. Burası ışık olmalı. Işık olsun. Tamam, ışık. Gene bir kütüphane, gene bir fotokopi makinesi var. Şu bir ünlemi hemen okuyacağım. Beni bir şey yazarlar. Hareketli arşiv odası. Yayım yılı: ses kasetleri odası. Ses kasetleri odası. Yayımcı: kutu depo odası. Neler diyorsun ya? Bir fotokopi makinesi mürekkebi bitmiş. Kullanmadan önce yeniden doldurmam gerek. Bir fotokopi makinesine bakmıyorum. Dolaba bakacağım. İlginç bir şey yok. Bir cadı sayfası buldun. Bir mürekkeple birlikte kayıt alabilirim artık. Boş. Bir şey söyleyeyim mi?
Burada bir mektup var. İçinde bu konu hakkında sana yalnızca keşfettiklerimin küçük bir kısmından bahsedebilirim. Onlara cadı sayfaları diyorlar ve üzerlerinde silik bir yılan simgesi bulunuyor. Lanetli olduklarını söylense de pek çok güzellik sunuyorlar. Aralarından en bilineni işte ruhun fotokopisini çekebilmeleri yazıyor. Yani kayıt sisteminden bahsediyor arkadaşlar. Bir ruhun fotokopisini çekerek ruhu kurtarırsın. Kargaya 1 lira verme olayı. Eğer bunu ölmeden önce yaparsan kendini fotokopiyi çektiğin anda bulursun. Ben gerçekten de bu cadı sayfalarını kullanarak yüzümün fotokopisini çekmiştim. Bu kurtulduğum anlamına mı geliyor? Cidden burada tamamen çok güzel, tamamen hikayeye bağlı kalarak, tamamen hikayeye bağlı kalarak tutorial vermiş. İnanılmaz güzel bir şey. Bunu açıyorum. Evet, dolabın arkasında bir kan izi var. Bu beni bir tık, bir tık, iki tık korkuttu. Hemen buradan suyumu içiyorum. Bir kap su aldım. Tamam, çok güzel abi. Şimdi şu dosyalara da bakacağım. Üzerime herhangi bir kartuş aldın. Şimdi bakın, gelin. Size kayıt sisteminin nasıl çalıştığından göstereceğim. Bir fotoğrafım. Tamam. Bekle. Beni öldürmeyeceğini umuyorum. Beni inşallah öldürmezsin. Kartuşu kullandım. Tamam, şimdi bakın. Cadı sayfasını koydum. Yüzümün fotoğrafını çekiyorum. Neden bilmiyorum, hep yüzümün fotoğrafını çekiyorum. Artık burası kaydedildi. Galiba böyle. Kesinlikle burası artık kaydedildi. Bu güzel bir şey. Bu hoşuma gitti. Bunu tekrar kapatabiliyor mu? Hayır. Boş. Yerde siyahlıklar var. Sanırım birisi bu dolabı yerinden oynatmış. Kanla çizilmiş bir üçgene benziyor. Peki neden? Peki neden? Peki neden? Pekala, şu odaya gireceğim. Bu odaya girmeyeceğim. Girdim, okey. Burada ne var? Ay. O kadar çok dosya var ki nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Ha! Tamam, bir kütüphanede gezmek beni korkutur. Bir dakika. Bu kitaplığı hareket ettiremiyorum. Kitaplığı hareket ettirmem var. Bir dakika. Aa. Bir dakika, sen Kate. Oh, başka bir ceset. Umarım Kate değildir. Yerde bir göz bana bakıyor. Ne? Oda ne? Bir dakika, burası biraz buru. Allah'tan ruhu kaydettim. Bir cadı sayfası aldın ve işte bir Rageous formunun kopyası. Bir dakika, cadı çekici mi? O da benim gibi bu kitabı arıyormuş. A2. A2'de yazarın ismini mi buldun? Peki neden yazarın ismini yazmak yerine? Yeni bir bilgi yok. Sadece yazar kısmına bir not bırakılmış. A2. A2'yi buradan bulabilirim. Bak, A1. A1, A2. Evet, bir dakika, şunu deneyeceğim. Eğer şunu da şöyle yaparsam. Buldum. Eski bir dosya var. What the fuck? Bir tür bilmeceye benziyor. Belki de beni başka bir kitaplığa yönlendiriyordur. Bir dakika. Lanet olsun. R100-301 formunu tam anlamıyla dolduramazsam o kitaba asla ulaşamam. Gördüğüm şeye bir daha bakacağım. Bir pentagram ve bir A işareti. Pentagram da herhalde. Herhalde lanet bir pentagramdı. Başka bir şey olmasını istemiyorum. Bir tür bilmeceye benziyor. Belki de beni başka bir kitaplığa yönlendiriyordur. Bir dakika. Kız bunu işaret ettikten ileri gitmek öldürebilir bu arada. Bir dakika. Raylı sistem var, fark ettiniz mi? Tam da düşündüğüm şey. Tamam, bu beni öldürüyor. Okey. Ölümün böyle miymiş? Devam et. Kovuldun. Aa, ölünce de kovuldun mu diyor. Tamam, ruhu tam olarak bıraktığım yerde bırakıyor. Çok güzel. Hemen şurada. Bir dakika. Kanla çizilmiş bir üçgene benziyor. Bu üçgenden nerede görmüştük biz? Bekle. Aman, bundan artık korkmuyorum sürtük. Hemen şu kızın notunu alacağım. Oo, şu işe bak. Hayır, ilk defa görüyormuş gibi yapma. Bu arada nasıl geçeceğimi buldum.
Gideceğim, buldum. Bekle. Bu kızın aklına gelmeyen bir şey geldi aklıma. Deneyeceğim sadece. Şunu alıyorum cadı tayfası ile birlikte. Tamam, A2'ye bakacağım. A2'deki üçgen bu arada A2. Hemen gidiyorum A2'ye. Buradan şöyle bakabiliyor muyum? Hayır, bakamıyorum. Okey. Eski bir dosya. Hemen aldım. Tamam. Bu üçgeni kullanabiliriz. Ben şunu deneyeceğim bu arada. Bu kızın ölmesine sebebiyet veren ama benim çok rahat geçebileceğim bir şey var. Bunu denemeliydin seni küçük sürtük. Bir dakika, burada bir şey var. Aa! Sintra Corp. Şirketin 1903 yılında basılan bir dergisi. Ön kapakta Sintra var ve robot ve bilgisayar alanlarındaki yeni gelişimi planlarıyla birlikte Sintra Corp geri geliyor yazıyor. Sintra Corp yeni bilgisayar alanındaki yenilikleriyle birlikte geri geliyor. Bir dakika, ben sizi kullanabiliyor muyum? Bir şey söyleyeyim mi? Cadı sanılan şey, bak şu an bir tespit yapıyorum. Cadı sanılan şey bence büyük bir bilgisayar sistemi. GLaDOS gibi düşün. Burada kötü şeyler olabilir mi? Gene mi Moffat ya? Bir oyunda da peşimi bırak ya. Onlar örümcek. Kanla çizilmiş çünkü neden olmasın? Bak, aynı üçgenden şu dolabın arkasında da var. Kanla çizilmiş bir üçgene benziyor. Bu üçgen ilk görüşüm değil. Pekala. İlginç bir şey yok. Bu arada her yere bak abi, çünkü her yere bak abi demişsiniz. Koruluk kırılmış. Aşağı inebilirim ama bir şey falan düşürmedim. Neden ineyim ki? Tamam, mantıklı kankam benim. Şuradan hemen ışığı aç. Burası beni arşiv odasının üst kısmına getirdi. Şu dolaplara bakacağım. İtebiliyoruz mu? Hayır, itemiyoruz. Üzerinde bir laptop olan bir dolap. İşime yarar bir şey yok. Bir dilim ekmek aldım. Okula gidiyorum. Eve gidiyorum. İki paket granül kahve. İlginç bir şey yok. Girme, gir. Elektrik yok ve o ses neydi? Buradan tekrar çıkacağım. Dolabı kapat. Bir dakika, bir şeyler değişmiş mi? Düğümü çözeyim. Hayır, bekle. Bekle. Düğümü çözme, bekle. Sen böyleyin. Şimdi in buradan. Şimdi çık. Sigorta kutusu, bir sigorta eksik. Dur. Allah için dur. Şuna tekrar çıkar mısın? Eğer tekrar çıkamazsan sıçtık bu arada. Bir dakika, bende sigorta var mı? Şu kahvenin bir tanesini... Aa, kahve içemem ki. Şey lazım. Bir tane çikolata yiyorum. Canım fullensin. Bir şey söyleyeyim, çikolata efsane can veriyormuş bu arada. Pekala güzel kardeşim. Merdivene tekrar çıkabilirsin ya. Çok tırsıyorum ama bakacağım. Şöyle bir şey deneyeceğim. En azından aşağı düşmesin. Ay, itemiyoruz. Kanla çizilmiş bir kareye benziyor. Üçgen, üçgen kare. Mükemmel bir bulmaca bizi bekliyor olabilir. Bu kasetler ne? What the fuck? Bir dakika, dur, dursun. Hepsini çözeceğim. Hepsini çözeceğim. Hepsini beraber çözeceğiz. Bu aradaki kasetlerin üzerinde de semboller var ama pek de bir çağrışım yapmadılar. Büyük ihtimal istediği publisher mıdır nedir? Bu. Şu an tek istediğim şey lanet ruhumu kaydetmek. Bir kalem aldım. Eve gidiyorum. Bir cadı sayfası aldın. İlginç bir... Hemen benim acil bir fotokopi makinesi bulmam lazım. Yüzümün fotoğrafını çekmem gerekiyor. Şimdi. Bak, ne gördük biliyor musunuz? Üçgen. Bir dakika, dur. Ben bulurum buradan bu arada. Üçgen, üçgen, kare. Üçgen, üçgen, kare.
Evet, üçgen üçgen kare bu arada. Bak şimdi bak, bu. Yani bu hangisi? Hemen şu. Buradaki kasetlerin üzerinde de semboller var ama pek de bir çağrışım yapmadılar. Bak seni mahvederim. Hayır, hepsine tek tek bakmayacağım. Bir dakika, son şey kare değil miydi? Bir dakika, şu şöyle yapalım. Üçgendi değil mi öbürkü de? Ama bir dakika, nasıl üçgendi? Adeçe nasıl üçgendi? Üçgenler bu tarafa doğruydu mu? Şöyle yapalım. Üçgen üçgen. Aa bak, bu dik üçgen, yan üçgen. Onların ikisi de galiba yanaydı. Altında kare olanlara bakacağım. Altında kare olan çift üçgenlere bakacağım. Denenebilir. Bir dakika kanka, bana bir daha gösterir misin? Denenebilir. Yani sol, en baştan sol 2. En baştan sol 2. En baştan sol 2. Geliyorum. Şu. Tamam. Bekle. Hepsine tek tek hayatta bakmam. Zekamızı kullanacağız. Şimdi. Yuvarlak mıydı lan? Yuvarlak da olabilir lan bu arada. Aa, şöyle de olabilir bu arada. E böyle de olabilir. Yani karenin sonda gözükmesi belki son budur, yani şöyle şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Şunu deneyeceğim, sonra diğer sırayı full deneyeceğim. Bir dakika, dur. Şunu deniyorum. Tamam. Şunu deneyeceğim şimdi. Tamam, dur. Bekle. Ben bunu hayatta böyle tek tek bakarak amele gibi yapamam. Burada zekamızı kullanacağız da ben o takip mekanizmasını kaybettim. Bir dakika. Bak, şuradaki nerede o? Bak, kare. Sonuncusu kare. Üçgen. Şuradan bir sarkabilir. Tamam, sarkmıyormuş. Bir dakika. Üçgen. Yukarı üçgen, yukarı üçgen. Yukarı üçgen, yukarı üçgen kare. Yukarı üçgen, yukarı üçgen, yukarı üç. Burası neresiydi lan? Yukarı üçgen, yukarı üçgen kare. Burası neresi bu arada? Belki burada da bir şey olabilir. Elektrik yok buralarda. Tamam. Yukarı üçgen, yukarı üçgen kare. Yukarı üçgen. Yukarı üçgen, yukarı üçgen kare. Bunun bir kare olduğunu düşünüyorum. Yukarı üçgen. Şöyle bakalım, Allah kahretsin ya. Bak, şurada var da yukarı üçgen, yukarı üçgen kare. Şu var. Şuna bakarız. Şunun rest aldım bunun ifadesini. Yukarı üçgen, yukarı üçgen. Yukarı üçgen, yukarı üçgen, yukarı üçgen, yukarı üçgen, yukarı üçgen. Şu. Kaç? Sıra 1, 2, 3, 3'ün ikisi. 3'ün ikisi. 3'ün ikisi. 1, 2, 3'ün ikisi. Kare üçgen, üçgen. Burası olmalı. Kasetler! Bir bak, tamam. Aha da buldun. Üzerinde cadı çekici yazıyor. Bir dakika. Ne buldum ben ya? Bunu nerede kullanacağım? Kasetim var. Evet, kasetim var gerizekalı. Bunu nerede kullanacağım? Tamam, kasetimiz var. Bu kaseti dinleyebileceğim bir kaset çalar. Senin ben çözeyim mi bu arada ya? Neyse, dur orada asılı dur. Daha güzel duruyorsun kardeşim. Şu fotokopi makinesinde hemen ruhu cihazımı kaydedeceğim. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bulmacalar keyifli. Bulmacaların çok zor olduğu yönünde bir şeyler vardı ama umurumda değil. Bu neydi? Benim acil bir kaset çalar bulmam gerekiyor. Acil bir kaset çalar. Kütüphanede kaset çalar biraz mantıksız ama bakacağım.
Şurada bir şey var mıydı? Benim bir kaset çalara ihtiyacım var. Acaba kaseti kullan... Bir dakika, şunu salaklığı yapmayalım da. Bu gözler ne ya? Şunlara bakacağım. Şu herifi kurtaralım ya. Belki üzerinden kaset çıkar. Kanka. Hayır, öyle değil, öyle değil. Onun kim çantasında bizim işimize yarayacak bir şey var. O kadar eminim ki. Bak şimdi sen onun çantasından ne çıkıyor bak. Hey, sakin. Ne? Lütfen canavara dönüşme. Hareket edemiyorum bu arada. Oradan geçersem öldüm bu arada net. Bir şey onu sürüklemiş. Bir cadı sayfası aldın. Burada başka bir şey var. Folyoya sarılmış bir tost aldın. Tostumu yedim, bekliyorum mesajımı. İçeride bu arada kesin kaset. Kesin oynatıcı içeride. Aa, ben kafayı oynatacağım ama. Bir girmem yok mu? Bir dakika. Ben kaseti... Kanka ne oldu sana? Bunu açarsam öleceğim ama açıyorum. Aa. Adam nerede? Kanka? Ben kaseti aldım bu arada. Yapma şunu. Sen avcı mısın? Hayır. Hayır. Ben normal bir çalışanım. Benden ne istiyorsun? Neden beni rahatsız ediyorsun? Kimsin sen? Bir avcı değilim. Tıpkı senin gibi. Hey, yardıma ihtiyacın var mı? Yaralısın. Bir şirkete yardım teklif eden birisi varsa o ya bir çaylaktır ya da bir yalancı. Ben çaylam. Aa, sanırım bu durumda ben çaylak oluyorum. Alt sınıflardan geliyorum. Anladım. Hem fakirsin hem de acınası tıpkı benim gibi. Aynen kanka olalım. Ben de alt sınıflardan geliyorum. Babam ve büyük babam gibi ben de teknisyen olarak çalıştım. Sanırım kıt kanaat geçinmek nedir iyi bilirsin. Geldiğim yerde küçük büyük herkesin tek hayali yaşadığımız o varoş yerden kurtulmaktır. Ben mutluydum, en azından kendimi mutlu sanardım ta ki kırmızı mektup varana kadar. Sana da geldi mi? Anlaşılan sadece bir çaylak değilmişsin, aynı zamanda bir yalancısın da, haksız mıyım? Avcı. Ama öyleyse sen de... Dinle. İyi bir çocuğa benziyorsun. Seni korkutmak da istemem. Beni şu an zaten yeterince... Beni şu an zaten yeterince korkutuyor. Yardımcı olabilirim. Cadı çekici yerdeki şu garip şeyle ışık konuşmayı bitir. Size bir şey sorabilir miyim? Yerdeki şu garip şeyler. Şu yerdeki patlayan şeyler hakkında bir şey biliyor musun? Büyük ihtimal oynatıcı orada. O mayınların birkaç tanesine yakalandım. Onları deaktif etmenin bir yolu var mı? Yani pasifize etmenin, yani kapatmanın. Onları öldürmek demek istedin sanırım. Onlar makine falan değil. Onlar yaşayan bir tür mutasyona uğramış canlı gibiler. Ölü olanlarını da gördüm. O yüzden onları öldürmenin bir yolu olmalı ama ben bilmiyorum. Işık? Bana bir tesisatçı olduğunu söylemiştin. O halde üst katın elektriğini açmasını da bilirsin. Sigorta kutusunda bir tane sigorta eksik. O boş yere metalden yapılma herhangi bir şey koyabilirsin. Metalden yapılma herhangi bir şey. Evrak çantasındaki eşyaları dikkatlice kontrol et, eğer onları yakından bakarsan onlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin. Teşekkürler. Cadı çekici. Onun hakkında herhangi bir şey biliyor musun? Ha, o lanette kitap hakkında konuşmak istemiyorum. Tamam. Formu doldurmak için gerekli olan bilgilerin yarısını buldum. Ama şu ittiğimin maymunlarını patlayıp bazı şeyleri ateşe verdi. Özür dilerim. Peki geri kalan bilgileri nerede bulabileceğimi biliyor musun? Girişteki yazıyı görmedim. Hangi odada hangi bilgiler yer aldığı söylüyor zaten. Tamam kanka, teşekkür ederim ve inşallah yakında iyileşirsin. Bir dakika. Senin böyle nefes alman beni çok rahatsız ediyor bu arada. Herhangi metal bir şey. Herhangi... inceleyeceğim. Folyoya sarılı kaşarlı tost. Folyoyu bir metal sayabilir mi? Sadece deneyeceğim. Folyo bir metale girmiyor, bunun farkındayım. Ama ya girerse? Bir kaşarlı tost aldın. Çalışıyor gibi. Üst kata elektrik vermiş olmalı. Hemen şimdi.
Şuraya bakacağım. Oh geldi. Az önce dolap... Arkadaşlar kaç dakika oldu? 25 dakika mı? Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi gerçekten ben şimdi fotokopi makinesine gidip kıçımı okutacağım. Tamam mı? Devam edeceğiz. Oldukça gizemli ve güzel bir şekilde devam ediyor kendisi. Çok ama çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Korkuyorum.